Evet, neredeyiz? Bugün Girne kapısının, Girne kapısının önündeyiz. Burası Girne kapısı. Lefkoşa'dayız. Son derece kalabalık bir gün. Çünkü Haziran ayının ikinci günü. Sol tarafta meclis var. Mecliste şu anda meclis önünde Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin eylemi var. Bu eylem nedeniyle yol da kapalı. Biraz sonra gösterir sizlere. Hava sıcaklığı Haziran'ın başında 30 derece Lefkoşa'da, 20-22 derece sahillerde. 43 dereceye kadar çıkmıştı hava sıcaklığımız. Ve 3 gün 41-42-43 olduktan sonra bir anda Trodos'ta 1 dereceye kadar gerilemiş, 40-41 derecelik garip bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanmıştı. Mevsim normallerinin 12-14 derece üzerine çıkan hava sıcaklığı 1 Haziran'ın birinden bir hafta öncesinde normallere geldi. Şu anda biraz serin aslında. Hava sıcaklığı 2 derece kadar, 3 derece kadar normal sıcaklığın gerisinde. Ve şu anda Girne kapısındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün sizlere bu Girne kapısını her yerde haber var diyerek anlatmaya çalışacağız. Bazı bilgiler vereceğiz sizlere ve bu tarihi kapının aslında çok önemli bir buluşma mekanı, çok önemli bir nokta, belki de Kıbrıs'ın en önemli noktalarından, en önemli yerlerinden biri olduğunu da sizlere, herkese de selam vererek, her boru çalana anlatmaya çalışacağız. Evet, Girne kapısı ve tabii ki önünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Hava bir kapanıyor, bir açılıyor. Parçalı bulut var bugün. Biz 2 Haziran'da yapıyoruz çekimimizi ama büyük bir olasılıkla önümüzdeki hafta ya 7 ya 8 Haziran'da gösterime girecek programımız, onu da anlatmış olalım ve çekmeye devam edelim. Evet, bu Girne kapısı tam karşımızda şu anda. Kıbrıs adasını bilmeyen, sadece tatile gelip tarihi yerleri, kalıntıları gezmeye meraklı biri olsaydım, beni herhalde en çok etkileyen 5 noktadan biri mutlaka burası olurdu. Burası Lefkoşa'nın giriş noktası. Girne'ye, kuzeye bakan Mausa kapısı var, bir de Mausa'ya bakan. Baf kapısı var, bir de Baf'a bakan. 3 tane ve bir de Limassol, Leimos'un kapısı var tabii ki. Larnaca Limassol kapısı. Ama biz Girne kapısını çok iyi biliyoruz. Çünkü Girne kapısı bizde olan bir kapı. Baf kapısı güneyde kaldı, tam böyle sınırın üzerinde ama güneyde. Mausa kapısı açılsın mı açılmasın mı diye, o da sınır noktasında. O da doğu Mausa istikametinde. Surların üzerinde tabii ki burası. Girne kapısı neden çok önemli? Çünkü Girne kapısının hemen dibi, şu anda sağlı sollu yolun geçtiği yerin arkası, karşı taraf İnönü Meydanı. İnönü Meydanı çok büyük, geçmişte mitinglere, siyasi mitinglere, özellikle Annan Planı dönemindeki evet mitinglerine sahne olmuş. Muhteşem bir anısı olan, birçok siyasete meraklı Kıbrıslı'nın üzerinde anı bırakmış bir nokta. Ama Girne kapısı Lefkoşa'nın çok değerli bir mekanıdır. Bana sorarsanız ülkedeki 5 en çok sevdiğim tarihi mekandan bir tanesidir. Diğerlerini de inşallah fırsatımız olur, bir gün sizlere onları da gezer anlatırım ama işte Lefkoşa'daki Selimiye Camii dediğimiz cami, ki Ayasofya Katedrali de diyebiliriz. Mausa'daki Saint Nicholas, Ayonikolas Katedrali, ki Lala Mustafa Paşa Camii de diyebiliriz. Girne Antik Limanı, Saint Hilarion Kalesi benim için çok değerli noktalar. Elbette Kıbrıs'ın paha biçilmeyen tarihi noktaları var. Surlar mesela.
şu anda. Surlar burada çok önemli. Çünkü zamanında bu surlar kesilerek şu anda yol açılmış. O yol, işte surun kenarını görüyorsunuz. Lefkoşa surlarının. Bu yol açılmış ve burası Girne kapısı tabii ki. Kenardan iki yol geçiyor ama eskiden bu kapı sadece bu karşıdaki küçük tahta bölümdü. Karşıda görüyorsunuz o küçücük tahta bölüm, orası kapıydı. Oradan işte atla eşekle geçiyordu insanlar, araba geçemiyordu ama yıllar sonra arabaların geçişine de açılmış. O konuda da size bilgi vereyim. Evet. Camiler gerek minareleri gerek görsellikleriyle büyüleyicidir. Saint-Hilaire'yon tarif edilemez bir efsane merkezidir benim için. Walt Disney'e bile konu olmuş muhteşem bir yerdir. Ama her nokta gibi Girne Antik Limanı'nın tarihi vazgeçilmezliği gibi bence Girne kapısı da çok önemlidir. Bu kapının büyük bölümü yıkılmış, yarıdan fazlası güneyde kalmış. Lefkoşa surlarının Girne yani kuzeye bakan kısmındadır. Evet. Osmanlıların adaya geldiği 1571 yılından sadece 4 yıl önce yapıldığı söyleniyor bu muhteşem kapının. Yani 1571'den sadece 4 yıl önce, 1567 yılında yapıldığı burası. Muhteşem bir yer. Biraz daha yakına gidebiliriz şimdi. Girne kapısını Venedikliler inşa etti. Ama 1821'de Osmanlılar, 1931'de İngilizler yeniden düzenledi. İkinci katı Osmanlılar yaptı. İngilizler yan taraflarını yıktı. İngiliz sömürge yönetimi 1931 yılında her iki yanında surları yıkıp oralardan araç geçişlerini gerçekleştirmeye başladı. Yani şu andaki geçişler, sağlı sollu Girne kapısının yanından geçişler İngilizler tarafından yapıldı. Daha sonra burası enformasyon dairemiz tarafından, yani turizm informasyon merkezi, enformasyon merkezi olarak kullanılmaya başlandı. 1974'ten sonrasını söylüyorum. Tabii Porta del Proveditore, Porta del Proveditore ismi veriliyor kapıya aynı zamanda. Bu Venediklilerden kalan bir isim. Evet, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hemen öncesinde de çok önemli tarihi olaylara tanıklık eden bir yer. İşte hemen arka kısmında kalan liselerde ilk çatışmaların, ilk İngilizlerle hırlaşmaların, ilk şehitlerin verildiği noktalar da burasıdır ve bu çok önemlidir. Kapının batı tarafında şu gördüğünüz hisarın üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı var. Doğu tarafında alt tarafta bazı iş yerleri, sandviççiler, taksi durağı falan var. Sol tarafta ve İnönü Meydanı var. Ve tam yan tarafta da hemen İnönü Meydanı'nın içerisinde de görüyorsunuz burada orta yerde Doktor Fazıl Küçük'ün heykeli bulunuyor. Kıbrıs'ın tabii ki Kıbrıs Türk toplumunun çok önemli bir lideri Doktor Fazıl Küçük. Bizim için çok değerli bir insan. Onun da son derece bakımsız bir heykeli olduğunu söylemekten geri duymayalım. Çok gösterişli olmadığını siz de görebiliyorsunuz. Evet, kapının
Girme kapısının çok önemli özelliklerinden bir tanesi 29 Ekim 1963 tarihinde Kıbrıs'ta daha toplumlar arası çatışmaların başladığı günler söz konusu değil, birkaç gün öncesinde kabul edilmiş bir şekilde buraya yerleştirilmiş olan Atatürk söz konusu. En başlangıçta onu da gördük. Atatürk büstünü 29 Ekim 1963'te buraya yerleştirmişler. Bu kapıların, özür dilerim, burada da aynı zamanda iki tane top var ön tarafta. Şu anda göremiyorsunuz ama bir tanesini göstereyim ben size. Hemen önümüzde bir top var. Bir tane de burada bulunan top var. Bu topları da İngilizler yapmış bu topları. 1790 yılında İngiliz kralı 3. George tarafından Napolyon Bonaparte ya da Napolyon savaşları sırasında kullanılmış. Daha doğrusu kullanılmak üzere yapıldığı iddia ediliyor. Şu anda biraz kırık, dökük ve bakımsız. Tabii topların üzerine oturduğu, tahtalar çürüdüğü için öyle atıl duruyorlar. Tabii burada bayağı çöp ve temizliği yapılması gereken ot, hatta naylon muşambalar var. Ve su girmemesi için kapının önüne konan iğrenç bir naylon tahta var. Ve tabii ki içerisi ofis olduğundan dolayı saklayamadılar. Çok büyük bir de klima koydular oraya. Ve o klimanın çirkinliği de bugüne kadar hiç kimsenin herhalde dikkatini çekmemiş. Bu arada Girne kapısı son derece bakımsız. Üzerinden otlar dökülüyor. Üzerinden otlar salkıyor. Üzerinde bir tabela var. Sol tarafta Tourist Information yazan o metal tabelanın üzerinde okunmuyor. Ne olduğunu kimse göremiyor. İşte böyle bir yer bizim için Girne kapısı. Tabii Girne kapısının ön tarafında Atatürk heykeli, arka tarafında liselerimiz var. Üzerinde Atatürk'ün izindeyiz yazılı portresini de görüyorsunuz. Girne Atatürk Meydanı giriyorsunuz. Atatürk Meydanı saray önüne gidiyor. Ana yol ve girişteki hemen İnönü Meydanı var. Evet, kapıyı inşa eden Venedikliler buraya Porte del Proveditore demişler. Porte del Proveditore demişler zamanında. Esas orijinal ismi o. Kapıyı askeri bir mimar olan Provoditonte Francisco Barbaro'nun yaptırdığı ve onun adıyla anıldığı söyleniyor. Daha sonra kapıya adanın valisi Lawrence Bembo'nun adı da verilmiş. Porte Bembo adı da kullanılmış. Ama biz Girne kapısı adını yıllar sonra hep kullanıyoruz. Bazı kaynaklar Proveditore diyor. Bazı kaynaklar Bembo diyor. Tabii Porte kapıyla birlikte. Osmanlılar da farklı isimler takmışlar bu tarihi binaya, kapıya. Edirne kapısı diyen olmuş. Hisar'ın kapısı diyenler olmuş. 1821 yılında Osmanlılar tek katlı olan bu kapının üzerine bir kat daha çıkmış ve burcun askeri amaçlı bir gözetleme kulesi olarak da kullanmışlar. Yani üzerine çıkılan bu parçaya da askeri maksatla kullanma gereği duymuşlar. Şu anda görüyorsunuz bu kısım üst kat oluyor. Tabii ki yukarısı, evet burası üst kat. Burası kapının giriş noktasıydı.
eski giriş noktası. Şu anda içerisinin turizm ofisi biliniyor. Evet, bu dönemde 1821 yılında da 2. Mahmud'un tuğrası da buraya yerleştirilmiş. İşte bu çok önemli aslında. Bu tuğra burada 2. Mahmud'un tuğrası Osmanlılar döneminde kapının 2. katının çıkılmasıyla yerleştirilmiş. Bu dönemde buraya ve 1878'de ada Osmanlılar tarafından İngilizlere kiralandığı zaman sağ tarafta Mücahitler Parkımız var. Sağ tarafta Mücahitler Parkı, sol tarafta da Kuğulu Park. Burada görüyorsunuz Kuğulu Parkı. Çok da güzel bir gün bugün. Böyle 29-30 derece Lefkoşa'da tam çekim yapılmalık bir gün diye düşünüyoruz. Kapıyla ilgili ilginç anekdotlardan biri, burada bekçilik yapan Horoz Ali adlı kişinin İngilizler geldikten sonra da görevinden hiç ayrılmaması ve 1946 yılında bazı söylemlere göre 121 yaşında hayatını yitirinceye kadar burada kalmasıdır. Evet, Girne kapısı böyle. Girne kapısı Venediklilerin inşa ettiği, Venedikliler tarafından inşa edilmiş muhteşem bir bina. Ve söylediğimiz gibi Girne kapısının şu anda bana göre son derece üzücü olan bir görüntüsünü sizle paylaşayım. Görüntü, topun arka tarafı kırık. Olduğu gibi yanında çöpler var. En ilginci bu naylonun burada ne işe yaradığı, her tarafın otlarla dolu olduğu. Ne yazık ki korona günlerinden geçiyoruz. Üzücü günler tabii ki. Üzülüyoruz ama bu da aynı şekilde kırılmak üzere bir altlığı var. Ve bu da pislik içerisinde bir klima makinesi. Bu büyük bir olasılıkla bu şekilde örtülmeye çalışılmış. Ama şu anda açık. Burada da naylon çekilmiş durumda. Ve burası Girne kapısı. Biraz içler acısı. Duvarlarından otlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi her taraftan otlar salkmış durumda. Aynı şekilde burada da kuru otlar ve burada da kuru otlar. Ama bu sadece burası için değil. Aynı şekilde karşıda hisarın üzerinde de görüyorsunuz. Hisarı son derece ciddi bir şekilde tehdit eden otlar var. Ve bunlar bilimsel bir uzmanlıkla temizlenmesi gereken şeyler. Ve bu okuyamadığımız Cumhuriyet Meydanı tabelası. Yakına geldiğimizde okuduk. Cumhuriyet Meydanı burası adı. Arkamız İnönü Meydanı. Burası Cumhuriyet Meydanı. İnönü Meydanı'ndan sonra saray önüne doğru gidiyorsunuz. Ve Girne Caddesi'nin bittiği yerde Atatürk Meydanı veya Sarayönü dediğimiz bölge. Evet, Girne kapısını bütün tarihi eserlerimiz gibi fazla bakımlı ne yazık ki tutamıyoruz. Evet, biraz önce tuğrayı yanlış göstermişiz sizlere. İkinci Murad'ın tuğrası ön tarafta ya da arka tarafta, arkası önüne taraftaysa işte karşımızda gördüğümüz noktada tuğra var. Tam ikinci katın altında, ikinci kat penceresinin altında. İşte tuğramız burada ve 1931 yazısı var. İngilizlerin müdahale ettikleri tarih ve İngilizlerin yazdıkları bir de yazı var. Ben ne yazık ki bilmiyorum. Hiç bugüne kadar da görmedim. İçeride çalışanlar da var. Turizm ofisi oldu burası. Ama ön taraf ve arka taraf bu taraftan baktığımız zaman otlar daha da bakımsız. Giriş bölgesindeki otlarda bilmiyorum eski eserler mi yoksa belediyemiz mi temizlemeli ama sadece onlar değil, çöpler bile çekirdeklerle dolu. Burasının tabii ki önemi biraz önce de söylediğimiz gibi burasının Annan Planı döneminde
bu meydanın, İnönü Meydanı'nın, şu anda biraz ağaçlar çok büyüdüğü için pek meydana benzemiyor ama işte karşıda da Doktor Fazıl Küçük'ün heykeli, Kıbrıs Türk toplumunun ilk lideri, ilk bilimsel lideri dediğimiz liderimiz tabii ki 1950'li yıllarda ve 1960 yılında kurulan Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkan yardımcısı, pek bakımlı ve temiz olmadığını söyleyebiliriz burasının da. Uzun yıllar burada günlük işçiler sabahları bekliyordu. Günlük işçileri buradan gelip insanlar alıyordu. Bu da hisarların üzerinde otların bakımsızlığı. O işçiler şu anda yok. Korona sürecinde ne yazık ki işçilerin büyük çoğunluğu ülkeyi terk etmiş durumda. Özellikle Türkiye'li işçilerin ülkeyi terk ettiğini biliyoruz. Ve Girne kapısı bir anlamda yalnız da kalmış durumda. Çünkü buralardan bu korona sürecinde hiç kimse geçmedi. Şimdi 1 Haziran'la birlikte ülkede açılımlar çok ciddi başladı. Ama tabii ki turist yok, burayı gezen yok. Burasının ne olduğunu dinlemek isteyen, anlamak isteyen de yok ne yazık ki. Girne kapısı. Ve söylediğimiz gibi bu tarafta Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu, öteki batı tarafındaki hisarların devam ettiği yer. Ve Girne Caddesi. Girne Caddesi de eski canlılığında değil. Açıldı bazı dükkanlar, hatta tümü. Ama ülkede ekonomi ne yazık ki durmuş durumda. Ekonomi durmuş durumda. Eğer güneyden turist gelmezse, Türkiye'den turist gelmezse, İngiltere'den Londralı kardeşlerimiz gelmezse, Girne kapısı gibi turistik değerlerimiz izlere kalacak. Mevlevi Tekke gibi görüyorsunuz, burası da aynı şekilde Lefkoşa gerçek bir turizm, gerçek bir mekan. Tabii ki ülkede kalan Türkiye'li öğrencilerin çok büyük çoğunluğu gitti. Ama Afrikalı öğrencilerin büyük çoğunluğu ülkelerine dönemedi. Lübnanlıları, İranlılar, Iraklılar kendi devletleri tarafından bir şekilde alınıp götürüldü. Özellikle Lübnanlıların çok ilginç bir gidişi vardı kendi ülkelerine. Çünkü tarihte ilk defa onlara Kuzey Kıbrıs'tan gelmiş olmalarına rağmen, yani Kuzey Kıbrıs'taki bir limandan giriş yapmış olmalarına rağmen müsaade edildi ve güneye geçip uçakla Lübnan'a gitmeleri sağlandı. Girne kapısında çekimlerimizi sürdürüyoruz. Haziran ayının başlarındayız. Ülkedeki ekonomiden son olarak bahsedelim bir kez daha. Ne yazık ki durumlar pek iyi değil. Tıpkı çöp kutularımız gibi ülkemizin ekonomisi de böyle bakımsız bir görüntüde ve sıkıntı teşkil eden durumlar söz konusu. Nelerdir bu durumlar? Bu durumlar turizmin şu anda tamamen durmuş, hatta iflas etmiş olmasıdır. İç turizm beklentisi pek ciddi bir beklenti ya da pek ciddi bir gelir beklentisini getirir mi, getirmez mi, getirmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. İç turizm yerine dış turizmin yeniden başlaması için kapıların açılması gerekiyor. Tabii kapılar nasıl açılacak? Kapıların açılabilmesi demek risk demek. Çünkü bütün dünyada koronavirüsün hızının azaldığı söylense de, özellikle ölümlerin azaldığı söylense de, vakalarda artış olduğunu herkes biliyor. Türkiye, İngiltere gibi Kuzey Kıbrıs'a ciddi turist gönderen ülkeler veya oradan ciddi turistler geliyordu. Gelen ülkeler şu anda koronavirüsle hala mücadelelerini sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok başarılı olmuş olabilir koronavirüs sürecinde. Ama ne yazık ki açılma ile büyük bir risk alınacağı, alınabileceği de söyleniyor. Eğer açılırsa kapılar, biz tekrar ikinci bir dalga yaşar mıyız? İkinci bir dalga görür müyüz? Evet, bugün her yerde haber var dedik ve Girne kapısını çekmeye geldik. Girne kapısını bir miktar sizlere anlattık. Eğer anlatmışsak, anlatabilmişsek ne mutlu bize tabii ki. Bu arada bakımsızlığını, çöplerini,
aylardır haftalardır süpürülmediğini, yaprakların da tam dökülecek zamanı bulduğunu ama ortalığın ve girme kapısının son derece bakımsız olduğunu, tıpkı yerlere düşen lambalarımız gibi öyle olduğunu da ne yazık ki söylemeden edemeyeceğiz. Evet, Lefkoşa'da Haziran ayının başındayız. Hisarlar Cumhurbaşkanlığı, Girne kapısı özellikle Londra'daki vatandaşlarımız, Türkiye'deki kardeşlerimiz, buralarını çok özlemişseniz sizleri heyecanla ve gerçekten sevgiyle beklediğimizi, sizi çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Her yerde haber var dedik ve son noktayı koyuyoruz. Girne kapısından, Lefkoşa'dan bizi izleyen herkese çok 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 sevgilerle. Hoşça kalın.